Tabii da uzun zamandan beri lokantaların pek çoğu, hepsi değil ama birikisi hariç, Fincan ve sahil düzgün, onun dışında hemen her lokanta, belediyenin çizdiği sınırlar var lokantaları için, yani masaları, sahildeki masalar. Belli bir sıkıntının ötesine geçemiyor. Ada sakinlerinin ve ziyaret etçilerin yürümesi için yer bırakmak gerekiyor. Ve güvenlik açısından, çünkü insanlar denize düşüp boyunlarını kırabilirler. Geçecek yer olmazsa. Masalar o sınırın dışına çıkarsa. Fakat lokantalar ısrarla masalarını özellikle cuma cumartesi akşamları gibi pazarda bu sınırın dışına taşıyorlar. Şimdi o gün geldiğimizde ben bir misafirim ve eşimle birlikteydim. 3 kişiydik. Ada keyfinin önüne geldiğimde bir de baktım. Dışarı çıkarmakta kalmamışlar. Aşırıya kaçmışlar ki bu lokanta uzun zamandır sınırları en çok ihlal eden iki lokantadan biridir. Bu sefer tek kişinin geçeceği kadar yer kalmış. Benim için özellikle tehlike işgal ediyor. Çünkü belli bir sorunumdan dolayı sınır sistemiyle ilgili düz bir çizgide yürüyemiyorum. Yani denge sorunum var. O yüzden oradaki arkadaşı komünleş, genç bir gençlere ikaz ettim masayı kaldırması için. Yürü işte dedi, geç işte dedi. Ben de ya geçemiyorum dedim. Yani geçemiyorum. Masayı şey yap dedim. Sen şu masayı kaldır dedim ki geçerim. Çok konuşma dedi. Ve beni öldürmek kastıyla diyeceğim. Çünkü denize doğru itti. O sırada da bu olay olurken büyük bir tesadüf eseri olarak eşimin telefonu açık kalmış, şöyle kayıt açık kalmış. Çünkü bir lokantaya gitmiştik. O lokantaya izlenimlerimi ileride yazıya dökmek için Hürriyet gazetesinde kayda alıyordum. O açık kalmış. Şey anlaşılıyor konuşma ve eşimin korkunç haykırışları da var yani. Benim öleceğimi zannetti ve büyük bir şans eseri denize düşmedim. Yani o kadar yaklaşmışım ki şey kalmış artık. Santim kalmış. Çünkü enseme doğru düşecektim. Büyük bir vakitte boynum kırılıp ölecektim. Çocuk beni öldürme kastıyla itiyor. Şaşırdım. Polise gitmek istedim. Gittim gördüm. Lokantada müşteriler ki tahmin ediyorum ki sahibinin arkadaşları lokanta işletmecisi var. Bir tanesi de Fatoş Hanım, şu andaki belediye meclisi. Fakat onlar yoktu lokantada. Arkadaşları vardı, bir de iki işletmeciden birinin oğlu vardı. Onlar bana dediler ki işte abi işte büyütme, hani o çocuk yok şimdi, iki tokat çaktı gitti. Ben dedim ki yani aman tokat falan vurmayın, yani sizin ona vurma hakkınız yok. Nasıl bakın beni itme hakkı yoksa. Çünkü orman kanunu geçerli değil burada, yani hani şey kanunların geçerli olması lazım. Öyle bir hakkınız da yok dedim ama dedim ben şikayetçiyim. Abi tamamen Alaturka şey bir tavra başlıyor. Abi işte özür diler, iki tokat çekeriz, bilmem ne yaparız, sen onun kusura bakma. Tamam biz seni tanıyoruz falan. Bunlar beni hiçbir şekilde ne ikna etti ne tatmin etti. Çünkü ortadaki asıl olay şu, bir masa ihlali konusu var. Çok ciddi bir ihlal konusu var. Bizim can güvenliğimiz yok çünkü geçecek yürüyecek yer bırakmıyorlar. Zabıta diye bir şey ortada yok. Polis şey yaptı işte zabıta 5.30'da gidiyormuş. Zaten çok uzun süredir aynı zabıta şeyde adada. İyi kötü artık onlarla lokantalar arasında çok yakın ilişkiler kurulmuş. Polisin bu konuya müdahale etme yetkisi yok. Çünkü etki zabıtada. Ortada çok ciddi bir boşluk var ve bu boşluk tamamen oradaki adaların aleyhine. Çok insan korkuyor, siniyor, sesini çıkarmıyor. Durumu kabul etmek zorunda kalıyor ama bu terör de devam ediyor. Fakat buna kalışanların bu teröre özellikle şu anda hani birçok bir şeyi düzeltmek için gelen bir şey olması da yani bir partinin mensubu olması da düşündürücü. Ama bir sevinçli bir gelişme var. Sayın Belediye Başkanı, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gülbey beni aradı. Geçmiş olsun dedi. Uğraşacağını söyledi. Ziyarete geleceğini söyledi. Ve söz verdi bu konuyla uğraşacağını. Bu bence çok güzel ve cesaret verici bir gelişme.